شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. رمضان'la beraber her yıl Allah Azze ve Celle bize sayısız fırsatlar yaratıyor. Bize sayısız fırsatlar ve sayısız imkanlar sunuyor. Ramazan geldiğinde Müslümana ne getiriyor? Yani biz seviniyoruz. Mesela elhamdülillah Ramazan ayı geldi diyoruz. Allah Resulü de öyle derdi. Câekum şahrun mübarek. Size mübarek olan, bereketli olan ay size geldi derdi. Geldi, bize ne getirdi peki? Şimdi kardeşlerim, Ramazan'ın fırsatlarıyla ilgili konuşmadan önce şunu hatırlayalım hep beraber. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle bizi yaratırken bizi çift yönlü olarak yaratmış. Yani her birimizin içerisinde Allah'a kulluk etme potansiyeli olduğu gibi her birimizin içerisinde Allah'a isyan etme potansiyeli de vardır. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Nefse ve nefsi yaratıp düzenleyen Allah'a yemin olsun ki her nefse hem takvasını ilham etmiştir hem de fucurunu ilham etmiştir. Yani dünyada iyi ve kötü, tamamen iyi ve tamamen kötü diye bir insan tipi yoktur. Her birimiz hem iyiyiz hem kötüyüz. Hem hayra meyilliyiz hem de şerre meyilliyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle bizi bu şekilde yaratmıştır. Peki burada asıl olarak sormamız gereken soru şu. Bizim çoğunluğumuz Allah'ın yarattığı hayra mı daha fazla meyleder? Yoksa Allah'ın bizim içerimize yerleştirmiş olduğu şerre mi daha fazla meyleder? İnsanlık tarihine baktığımızda şeriatın da bize haber verdiği kadarıyla insanların çoğu şerre meyleder. İnsanların içindeki çok azınlık bir grup çoğunlukla hayra meyleder. Allah Azze ve Celle bunu bildiği için, yani insanların çokça günah işleyip kendilerini çokça kirleteceklerini bildiği için Rabbimiz sürekli merhametinden ötürü insanlara fırsatlar sunar. Yaptıkları yanlışları telafi etsinler, Allah'a dönsünler, Allah'a yönelsinler diye fırsatlar sunar. Mesela sen bir Müslüman olarak günün veya gecenin hangi vaktinde olursa olsun ellerini kaldırsan desen ki ya Rabbi ben pişman oldum yaptıklarından. Allah Azze ve Celle rahmet kapılarını sana kapatmıyor. Sonuna kadar açıktır. İstediğin zaman Allah'a tövbe edebiliyorsun. Tövbe rücu etmek demektir kelime manası. Yani yanlış yaptıktan, yoldan çıktıktan sonra Müslümanın tekrardan yola geri dönmesi demektir. Sen tövbe etmedin diyelim, istiğfarda bulunmadın, Allah'ın bu kapısından faydalanmadın, bu fırsatından. Allah Azze ve Celle bazen senin haberin dahi olmadan sana bir bela, bir musibet gönderiyor. Sen dişim ağrıyor diye, başım ağrıyor diye hastane kapılarında dolaşırken aslında Allah'ın melekleri senin günahlarını senin amel defterinden siliyorlar. Sen farkında bile değilsin. Seni seviyor Allah. Sana Müslüman olma, iman etme fırsatı sunmuş. Ama sen bazen böyle ona isyan edip amel defterini kirletmişsin. Allah Azze ve Celle diyor ki ben bu kulumu sevdiğimden ötürü o başım ağrıdı, dişim ağrıdı zannetsin. Fakat ben onun günahlarını onun amel defterinden sileyim diyor. Sana bir fırsat sunuyor Allah Azze ve Celle. Bazen öyle zamanlar oluyor ki kardeşlerim, bir salih amel yapıyoruz. Biz boynumuzdaki borcu düşürdüğümüzü zannediyoruz. Yani ben bu salih ameli yapmakla üzerime farz olan bir şeyi boynumdan attım diye düşünüyoruz. Ama Allah o kadar merhametli, o kadar cömerttir ki sen farkında olmadan o salih amellerle Allah senin günahlarını amel defterindeki karartıları silip götürüyor.